56 yıldır bu sanatla icra etmekteyim. Babam, dedem, onlardan sonra bana ve çocuklarıma tekrar devam ettirdi. Ahşap oymacılık sanatını ve ahşapla uğraşmayı çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Ben ahşap, yani neccarlık sanatı dediğimiz Osmanlı döneminden beri ahşapla uğraşmanın genel ismi olarak neccarlık sanatı olarak geçer. Bunların içinde ahşap oyma, kalkma, efendime söyleyeyim kapı pencere, mobilya, bunların toplam ismi gündekari sanatı, hepsi toplu olarak neccarlık olarak geçer. Ahşapla uğraşmanın genel ismidir. Bu sanatı yaklaşık 56 yıldır buyurduğum gibi yapmaya çalışıyoruz. Sayısız eğitimler, kurslar verdim. Yurt içi, yurt dışı, bütün elimden geldiği kadar gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştım. Mesleği baba sanatımız olduğu için yaklaşık 10-11 yaşlarında falan artık kendim işler yapmaya çalıştım. O yüzden sevdim. Sevmeden hiçbir şey olmaz. Ve o gün bugün babamdan öğrendiğim bütün bilgileri ben de çocuklarıma aktarmaya çalıştım. Sayısız yerlerde, sayısız işler, Urfa, yurt içi, yurt dışı bütün sanatı anlatmaya çalıştım. Artı bu arada şunu da belirteyim. Meslekle ilgili bir kitap çalışmam var. İnşallah okullarda ders kitabı olma durumu var. Sayısız şiirlerim, 60'a yakın şiirlerim var. Urfalı olarak Urfa'da Halilurrahman Gölü'nün önünden itibaren yukarıya doğru her yerde emeğim var. Balıklı 15-5-1995'te Balıklı Göl'deki dönen değirmeni onun asıl görevi nedir onu da söyleyeyim. Yani o değirmeni süslü olsun diye oraya yapılmamıştır. Zamanında oradaki dere yatağındaki suları alıp bahçelere ve hamamlara aktarmak için. Yani şimdiki motokom görevini gören bir şey. Şimdi süs amaçlı koyulmuş ama zamanında öyleymiş. Oradan yukarıda Ulu Cami'nin içindeki kapı penceresinden, minarenin üstündeki şapkasından, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi dışında koruma kurulu oldu. Oranın eski fethedenin yanındaki, burada Şahin Nabi Kültür Merkezi tepeden tırnağa, Kurtuluş Müzesi tepeden tırnağa, çatısından tut da şeye kadar iç dizaynına, tavan dekoruna, Mutfak Müzesi hakeza öyle. Yani elimin değmediği Urfa'da hiçbir nokta kalmadı. Maalesef Urfa biraz zor şehir. Zamanla daha da zorlaştı. Eski Urfa'mı çok arıyorum. Ya ben çocuklarıma öğrettim çok şükür. Hepsini üniversite okuttum ve sanatı da en iyi şekilde öğrettim. Onlar da şu anda devam ediyorlar zaten. Şey yok yani aynı şekilde devam ediyoruz. Benden sonra çocuklarımdan sonra da torunlarım da öğrendi. Osman isimli torunum da, onun da birçok programlarda şeysi var. Yani hareketli çekimleri onun da var. Çok güzel, o da sanatını icra etmeye başladı. Allah'a bin şükür,
insanlara sayısız, zaten 16 yıla yakın yaklaşık bir şeyim oldu. Eğitim sürecimiz oldu. 3 yıl Makedonya'da, Üsküp'te orada. Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl terörden arındırmış gençlere ve normal arkadaşların hepsine aynı şekilde bu sanatı anlatıp öğretmeye çalıştık, uğraştık. Çok şükür. Onun içerisinde gerçekten sonsuz şükür olsun. Birçok insanlar iş, sanat sahibi oldu, çocuk çocuk sahibi oldu. O dönemden sonraki, o zamanki gençler. Bu da benim için çok mutluluk verici bir şey. Üsküp'te, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Muratpaşa Camisi'ne çok güzel bir kapı yaptık. Orada Türkiye ve Urfa adına orada eserimiz mevcut. Köse Kadı Camisi'nde bir vaaz kürsüsü yaptık. Bunlar büyük eserler. Orada da sayısız kültürümüzü en iyi şekilde anlattık. Sanatçının çocukları gibidir eserleri. Hiçbirisini birinden ayıramaz. Hepsi mutlaka güzel olmuştur. Yani şimdi ben zaten bütün motif ve çizimlerimi belli bir şeyde o anki içimdeki duygu dışarıya aksetmiş oluyor. Yani çok basit bir o gün oturdum o şeyde bir tane oturdum manzara o köşedeki daha yarım kaldı. Yani onun bunun gibi mesela elimde tuttum çizdim pat küt pat küt vurmaya başladım. Şimdi tabii bitmemiştir. Ha o anki hayat-ı ruhiyem yani benim o anki aklımdan geçenler. Bunun gibi yani belli bir çok bu çok güzel o çok güzel diye bir şeyim yok çok şükür. Galeride onunla ilgili bizim bir sergi vardı. Sergi açılışı. O sergi açılışında Allah selamet versin Nevin Güllüoğlu hocam oranın müdüresiydi o zaman da. Ya dedi Osman hocam böyle bir sanatla ilgili bir şey olsa çok güzel olur dedim. Tamam. Akşamüstü yazdım sabahleyin orada okudum Necar isimli şiirimizi. Çok güzel yani biz yedi göbek yaparız bir işe tornada çeviririz Beşikbaşı. Emekle kazanırız ekmek aşı babamızdır bizim Necarlar başı diye devam edip giden dört kıtalık bir geniş bir yani şiir. O anki zaten hayat-ı ruhiye. Sen ne yazdın mı? Sanat budur. Sanat bir yerlere bakıp kopya çekmekteki. Önemli olan kendinden çirkin de olsun, hiç güzel de olmasın. Ama önemli olan senin emeğin.